Değerli izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Sinop'tayız ve yanımızda Özgür Bey var. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Özgür Bey kimdir? Efendim, benim isim Özgür Saatçi. Sinop Dikmen içinde doğdum, büyüdüm. 2020 yılında Gerze'ye geldik. Burada bir iş yeri açtık. Bu şekilde burada inşaat malzemeleri, otomotiv nakliye hizmetleri sunuyoruz. Bulunduğumuz yerde şu anda farklı sektörlerde aslında hizmetler de veriyorsunuz. Burası Özgür Orman Ürünleri olarak geçiyor. Öncelikle bu orman ürünlerinde, orman ürünleri alanında neler yaptığınızı öğrenebiliriz. Efendim, orman ürünleri alanında inşaatlık malzeme satıyoruz. Kereste, ithal kereste, lambiri, OSB, plemit, bu şekilde orman ürünleri satıyoruz. Bungalovlar yapıyoruz. Ahşap yapı evleri yapıyoruz. Hı-hı. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Otomotiv sektöründe de ikinci araba alım satım işi yapıyoruz. Tır nakliye işimiz var. Bu şekilde yapı market nalbur işleri yapıyoruz. İleride depomuz var. Yerimizi büyütüyoruz inşallah. İnşallah 2-3 ay içinde orada faaliyete geçecek. Şu anda ilk şubemizdeyiz. Aynen, aslında. İlk şubemiz burası. Yakın zamanda da, çok yakın bir zamanda da ikinci şubemizi yapı market olarak açmayı planlıyoruz. Aynen, inşaat sektöründe. İnşaat sektöründe hizmetlerimizi, aslında malzemelerimizi satışa sunacağız efendim. Evet efendim. Çok güzel. Peki çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürürken nelere dikkat ediyoruz? Efendim, bizim için ilk önce müşteri memnuniyeti, dürüst olmak, çalışkan olmak. Şimdi biz müşterimiz gelince herkesi bir eşit tutuyoruz yani. O gelmiş, bu gelmiş. Hepimizle ilgileniyoruz. Her zaman çayımız, kahvemiz var burada. Hı hı. O şekilde bizi de seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Her zaman kapımız herkes açık. Çok güzel efendim. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti diyoruz. Dürüstlük. Müşteri memnuniyetini sağlamak için de burada elimizden geleni yapıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.